Set 2. 3 fazlı asenkron motor, 3 kademeli dirençli yol verme. Merkezi havalandırma sistemi fonu olarak çalışan 3 fazlı asenkron motor için aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantıyı kurarak sistemi çalıştırınız. Problem 1. A. Standart start butonuna basıldığında motor şebekeye R1 artı R2 artı R3 dirençleri ile birlikte girecektir. B. Sırasıyla 5'er saniye ara ile R1, R2 ve R3 dirençleri devreden çıkacak ve motor dirençsiz olarak çalışmasını sürdürecektir. C. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım rölesi açma sinyali verdiğinde motor duracaktır. No. Motorun ohmik direnç yerine endüktif direnç ile çalıştırıldığını düşünerek bir önceki kontaktör devreden çıkmadan bir sonraki kontaktör devreye giremeyecektir. Tamam, şekle ben de bakayım. Şimdi kabinle ana ilk devreye girdi. Kabinmenin şeyi ne? Q1 mi? Q1. Ondan sonra ne var? K2, M2, Q2. Bir daha alalım. K2, K3, K4 direkt devreye giriyor. Zaman vermiş miyim? Sırasıyla sadece. 5'er saniye demiş, sırasıyla. Her biri 5 saniye aynı. Beşer saniye böyle çıkacağız. Bunu bir zaman yargımı yapalım. Daha net anlaşılması açısından. Start duruyor, başlıyor iş. Öyle değil mi? Bir gün kim giriyor devreye? K1M. Sonra K2M. Sonra K3M. Sonra K4M. Bunların devreye girişleri ne? 5 saniye. K1M'ye girdi devreye. Tamam. Ondan sonra kim girecek devreye? K2M. Yine bir 5 saniye olacak. Şunu aşağıya doğru böyle çizelim. 5 saniye sonra K2M'ye girdi. Evet. Ondan 10. saniyede K3M'ye girdi. Daha sonra 15. saniyede K4M'ye girdi devreye. Şimdi ohmik direnç olduğu zaman sıkıntı yok. Niye? Bu kontaktörle bu kontaktör aynı anda kapatılabilir. Ne demiştik? Direnç az olan yeri akım takip edecektir. Akım şu ağırlıklı olarak, yani K2M kontaktörü ağırlıklı olarak devresini tamamlayacaktır. Ama bu endüktif yük olacak olursa, ne oldu? K2 ile K1'in aynı anda kapanması demek, şuranın şöyle kısa devre edilmesi demek değil mi? Öyle değil mi? İki ucun kısa devre edilmesi. Ters inisyon gerilimi, bunlar aynı nüve üzerinde olacağına göre, bunlardan akım geçerken, bunların üzerinden geçen akım, buradaki sargıları bir gerilim inlikleyecek mi? İnlikleyecek, trafo gibi düşünün. Şu iki kontaktör kısa devre olduğu için burada ya bir sirkülasyon akımı veya devreye girip çıkma sırasında ters inisyon gerilimlerini ne yapacaktır? Dolaştıracaktır. O nedenle dediğimiz şey şu. Bu çıktığı zaman devreye diğeri girsin. Bu çıktığı zaman diğeri girsin. Ha, eğer bu girdiğinde bu devrede değilse ne olacaktır? Bunun ucu açık. Kendi üstünden bir sirkülasyon akımı dolaştıramayacak. O nedenle K1M'ye girdi, 5 saniye sonra çıktı. K2M'ye girdi, yine kendisinden 5 saniye sonra. K3M'ye girdi, 5 saniye sonra çıktı. K4M'ye girdi, çalışmasını bu şekilde sürdürüyor. Tamam mı? Nereye kadar? Stop veya aşırı akım rölesi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi sıralı çalışmayı yapmıştık biz sizinle. Önce size şunu soruyorum. Sistem start aldığı andan itibaren stop alana kadar devrede kalan eleman var mı? Yok. Nerede? O nedenle devreye kalıcı enerjiyi verebilmem için veya kalıcı olarak çalışabilmem için benim yardımcı bir röleye,
bana yani bir merkeze ihtiyacım var. Yine set reset devresi yapalım. Start diyelim. Gitsin. Merkez 0.0'ı setlesin. 1. Tamam. Daha sonra hemen stopu buraya koyalım. Merkez 0.0 resetlesin 1 bit. Sadece stopta mı? Hayır. Aynı zamanda aşırı atım bölgesinde açma verirse burayı ne yapsın? Açık yapmasın. Normalde açık. Tamam. Çünkü aşırı atım açma verdi reset attı. Şeyi anlatmıştık, güvenlik bağlantıyı anlatmıştık. Onu yine tekrar üstüne dururuz. Hocam stopun yanına koyulup bir gerek yok. Niye para? Bunu mu? Evet. Stop butonuna basılırsa veya aşırı atım bölgesi açma verirse dursun. Hı. Öbür türlü yan yana koyarsan ne olur? Hem stopun basılmış olması lazım, kapayacak. Hem de aşırı atım bölgesi aynı anda atması lazım, kapayacak ki seri olarak çalışsınlar. Yani şu, hem stop kapanacak, hem de aynı anda aşırı atım bölgesi açma verecek ki reset olsun. Ama benim dediğim o değil. Ya stopu bassan da versin. Hı. Tamam mı? Aşırı atım bölgesi de yapsa versin. Anlaşıldı mı? Yani bu da olsa bu da olsa pasaport tane reset atsın. Evet. Merkel ve zaman öğelerinde dizeyim. Merkel 0.0 kaç tane zaman öğelen var? P37. Kaç tane var? 3 tane. T38, T39, bunlar son zaman öğeleri. Bu 5 saniye, yani 50, 10 saniye, yani 100, 15 saniye, yani 150. Çarpı 150. Tamam. Şimdi aynı şekilde set resetli mi gidelim? Şeyleri? Kontaktörleri devreye almaya yoksa mühürlemeli mi gider? Set resetli gitmek bu devrede daha mantıklı. Çünkü devreye alma ve devreden çıkartmamız set resetle daha kolay. Öbür türlü yavru kontak burada kalıyor mu kalmıyor mu gibi düşüncelerimiz olacak. O zaman ne yapıyoruz? Input 0.0. Niye çalıştırıyor merkez haricinde? K1 M'yi setliyor. Tamam mı? K1B'yi setledi mi? Setledi. Peki K1B'yi kim resetliyor? T37. Buna yazalım. Bu T37, o T38, T39. Kim devreden çıkarıyor? T37 devreden çıkarıyor. O zaman T37 bu devreden çıkardı. Yok. K1B. Tamam mı? Bu K1B. Daha sonra T37 kimi devreye aldı? K2M'yi. K2M'yi setledi. Evet. Anlıyorsa aşağı inir kamerayı. Evet. Tamam. Peki K42M'yi kim devreden çıkarttı? T38 onu devreden çıkarttı. O zaman T38 onu resetini açacak. Bu ne? K2M. Başka? K2M'ye durduğu zaman kim diye de girdi? T38'de K3M. Şuradan devam edeyim. Şuradan devam edelim. Bu T38. Kimi diye de alıyor T38 setliyor? K3M'yi setledi. 1-1. Ondan sonra K3M'yi kim resetliyor? T39. T39 K4M'yi K3M'yi resetliyor. 1 bit. Yine T39 kimi devreye alıyor? K4M'yi setliyor. K4M'yi peki kim devreden çıkarıyor? Stop. Aşırı atım veya stop. Aşırı atım da stop neydi? Paralel bağlayacak. Paralel bağlıydı da burada merkezlere dış bırakıyor muydu? Evet. Aynı zamanda şuradan bir uç alayım, resetleyeyim.
Ha sadece dördün devre dışı bırakabilirsin bunu da bir sıkıntı yok ama reset benim için çok şey değil. Karmaşık bir kısım değil. Şuna ne diyelim K1M'ye? Q0.1 mi dedik? Q0.2 mi dedik? Q0.3, Q0.4 mi dedik? O zaman diyeyim ki resetlesin. Q0.1 kaç bit resetleteyim bunu? 4 bit. Şimdi çalışmayı anlatayım tekrar. Sistemde baştan sona kalan bir eleman yok. Sistemde baştan sona kalan bir eleman olmadığı için bir tane merkezle sisteme enerji verdik. En azından zaman ürelerine enerji verdik. Bir tane eleman ihtiyacım var. Merkezi kullandım. Tamam mı? Merkezi start butonuyla setledim. Daha sonra merkez zaman ürelerini devreye aldı. 5, 10, 15 saniye 3 tane bana ton zaman üresi lazım. Ha ne oldu? Start aynı zamanda K1M'yi setledi. K1M'yi setledi. Ondan sonra K1M'yi kim resetleyecek? T37. T37 resetledi. K2M'yi setledi. T37. T38 K2M'yi durdurdu. K3M'yi setledi. T39 K3M'yi durdurdu. K4M'yi çalıştırdı. K4M bundan sonra çalışmasını sürdürecek. Ne zamana kadar? Stop butonu veya başka bir öylesine basılana kadar. Bunlara basılırsa ne olacak? Merkez zaman ürelerini devreden çıkartacak reset olup ve aynı zamanda kür çıkışım ne olursa olsun resetlenecek. Bu biraz uzun çözüm yoluydu. Resetli yaptık ama uzun çözüm yoluydu. Şimdi daha önce de seni göstermiştik. Karşılaştırma kontaklarını göstermiştik. Bunu bir de karşılaştırma kontaklarıyla çözelim. Aynı devre. Şimdi yine aynı şey geçerli. Baştan sona zaman ürelerini devrede tutacak bir elemanı mümkine start butonuyla setleyeyim. Merkez 0.011. Yine stop butonu veya aşırı akım resetlesin merkez 0.011. Tamam mı? Bu şekilde. Zaman üresini devreye alsın. Merkez 0.0 T37 ne kadar bir zaman olsun bunun? Fark etmez. İster 3 yazın ister 5 yazın. Burada benim için önemli olan zaman öresinin açık veya kapalı kontağının konum değiştirmesi değil. Benim için önemli olan karşılaştırma kontağındaki sayısal değeri. Tamam. Şimdi zaman aralıklarıyla gideceğiz. Ne olacak? T37 büyük integer sıfırdan. Öyle değil mi? Evet. T37 sıfırdan büyük olduğu zaman kimi devreye alsın? K1M'yi devreye alsın. Bu ne demek? T37'nin değeri sıfırın üstüne çıktığı anda K1M devreye girecektir. Hocam eşittir kullanabilir miyiz? Burada eşittir kullanmamız çok da sağlıklı olmaz. Niye? Şu nedenden dolayı PLC ben run yaptığımda T37'nin değeri ne? Sıfır. Öyle değil mi? Bakın daha hiçbir butona basmadım. Sadece PLC run yaptım. T37'nin önü açık olduğu için zamanı sıfır. Ama o bu şartı sağlıyor. Yani sıfır büyük eşit sıfır olduğu için bu kontak kapalı direkt karşıya devreye girecektir. O nedenle büyüktür burada koymak daha mantıklı. Niye? Sıfırdan büyük olan en küçük değer 1'dir. 1 olabilmesi için de zaten zaman üresinin saniye başlamış olması lazım. Öyle değil mi? Peki T37'nin sıfırdan büyük olduğu her yer benim için o şartı sağlar. Yani K1M şu durumda zaman diyagramının bu tarafında devamlı devrede. Öyle değil mi?
Ama ben diyorum ki ya 5. saniyede devreden çık. Öyle değil mi? Bu şart nedir? Bu şart şudur. T37'nin sıfırdan büyük 5. 50'den küçük olduğu durumdur bu. Öyle değil mi? Sıfırdan büyük 50'den küçük oldu veya şu şekilde yazalım. T37'nin büyük 0 küçük 50 olduğu şartı aynısı mı? Aynısı. Bu bize daha mantıklı. Yani üste yazın daha mantıklı. Niye? Karşılaştırma kontağında şu neydi? T37 büyük integer 0 dediğimiz şey aslında T37'nin buraya kayıp 0'ın buraya geldiğinde, yani şu şekilde döndüğünde ne oluyor? T37 büyük 0 şartı dönüyor için. Tamam mı? Yani şu daha mantıklı gösterimle. Peki T37'nin 0'dan büyük olduğu şart doğru. Bir de benim buraya diğer bir şart daha koymam lazım. Bu da T37'nin 5'ten küçük olduğu zaman olması lazım. Yani T37 küçük integer 50. Öyle değil mi? Evet. Bu da T37'nin 5 saniyeden küçük oldu. Onu da tekrar buraya yazayım. T37 integer 50. Bunu buraya kaydırdık. Öyle değil mi? Bunu buraya kaydırdık. Yani T37 50'den küçük oldu şart. O zaman ne oldu? 1'de başladı. 49'da bitti. 50 o şartı sağlamaz. Burada şeyi koyabilirsiniz. Eşit işaretini koyabilirsin. Ama koymasak ne olur? Koymasak 49'da biter, 51'de başlar öbürü. 49'da biter, 51'de başlar. Arada 0-2 saniyelik bir gecikme vardır. O da çok şey değil. Çok küçük bir zaman. Zaten ne dedik? Bunun bobin olduğunu düşünün demiştik. Sağlamalı gitmemiz lazım. Yani bu çıkacak devreye, öbürü ondan sonra girecek. Anlaşıldı mı demek istedim? Yani arada illa daha da büyük bir zaman gecikmesine ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü emin olmam lazım. Ben bunu kes dedim veya devreye gir dedim ama kontakların gerçek zamanda ne yapacağını bilemiyorsun. Şimdi o nedenle buna da eşit bir kullanmadık. Tamam. Bir diğerine K2M'ye ne olacak? T37 büyük integer 50'den büyük olacak. Öyle değil mi? T37 küçük integer kaçtan küçük olacak? 100'den küçük olacak. Bu arada kim çalışacak? K2M çalışacak. Set falan demiyorum, dikkat edin. Setlik bir şey yok burada. Anlaşıldı mı? Daha sonra T37'nin büyük integer 100'den T37'nin küçük integer... Hocam 39, 38. 39 hangisi? Bir tane mi? Bir tane. Karşılaştırma kontağına gidiyoruz. Tek zaman öylesi. O yüzden de buna ne olursa olsun fark etmez benim için. Tamam mı? T37'nin büyük integer 150'den K3M'ye girecek devreye ve en son artık ne olacak? T37'nin büyük integer 150'den sonra da kim girecek devreye? K4M devreye girecek. Tamam. Karşılaştırma kontaklarıyla yaparsak da sistem bu. Şimdi bakalım aşırı akımda veya stopta duracak mı? Ona bakıyoruz. Aşırı akım açma verdi veya stop açma verdiği zaman merkez resetlendi. Merkez resetlenince ne oldu? Zaman ölçüsünün önündeki kontağını açtı. Zaman ölçüsünün değeri sıfırlandı. Sıfırlandığı zaman ne oldu? Şu şartların hiçbiri sağlamadı. Öyle değil mi? Bu şartların hiçbiri sağlamadığı için
K1M, K2M, K3M, K4M çıkışları artık enerji vermeyecek. Yani motor o kontaktörlerle çalışmayacak. Tamam. Sorusu olan var mı karşılaştırma kontağıyla ilgili? Tamam.